Yarım çay bardağı zeytinyağında soğanları kavuralım. Soğanlar kavrulurken ben de ince ince iki tane kavurucu dilimliyorum. Ocağa gidiyoruz. Kavrulan soğanların üzerine havuçlar sert olduğu için önce havuçları birkaç dakika kavurmak için alıyoruz. Orta boy bir tane patates. Havuç ve soğan yeteri kadar kavrulduktan sonra sert olan kerevizi ekliyorum. Birkaç dakikada kerevizle beraber kavuruyorum. Bu tarif için portakal veya mandalina kullanabilirsiniz. Genelde portakal kullanılır ama ben köyden gelen mandalinalarla yapacağım. 1 su bardağı kadar mandalina veya portakal suyu. Köy mandalinası olduğu için atmayacağım. Kabuklarını içme suyumun içerisine koyuyorum veya işte detoks suyuna. İçine karanfil birazcık da. Bunları fitilin üstüne koyuyorum. Böyle kuruyorlar. Daha sonra içme suyuma koyuyorum. Bunlar kalsın. Şimdi yarım limon. 1 bardak portakal veya mandalina suyu. Şimdi yarım limonu da sıkalım. Çok güzel oluyor. Gerçekten tavsiye ederim. Hepsi kavruldu. Şimdi patatesleri son olarak ekliyorum. Daha sonra üzerine portakal suyu. Ne kadar portakal ve limonu fazla olursa gerçekten o kadar lezzetli oluyor. Zeytinyağlı soğuk olarak yemek isterseniz eğer bir tane küp şeker ekleyebilirsiniz. Veya şöyle bir yarım tatlı kaşığı kadar toz şeker ekleyebilirsiniz. Ben baktım gayet yumuşacık olmuş hepsi. Üzerinde şöyle biraz yapraklarından, kereviz yapraklarından ekliyorum. Eğer hafif şöyle sıcak sulu yemek gibi yemek isterseniz de bir yemek kaşığı pirinç ekleyerek şeker eklemeden hepsi yumuşadığında hafif sulu bir şekilde tencere yemeği gibi kereviz yemeği de yiyebilirsiniz. Biraz pirinç katarak, yani bir yemek kaşığı. Ben şu anda zeytinyağlısını yaptığım için pirinç kullanmıyorum. Sadece sonuna doğru kereviz yaprakları ve bir tane küp şeker atarak olayı bitiriyorum. Soğuduktan sonra servise hazır. Altını kapatıyorum. Bol vitaminli zeytinyağlı kereviz hazır. Harika, yumuşacık, lokum gibi oldu. Deneyecekleri afiyet olsun.